canım. Allah Allah ya. Ne oldu bu uzaktan kumandaya ya? Yoksa bu kadın bu uzaktan kumandaya kumandalık mı yapıyor? Hiçbir kanalı seyredemiyorum Ajmat. Pili bitmiştir anacığım. Karnın pilinin bittiği doğru. Ben bu uzaktan kumanda niye çalışmıyor diyorum. Ben de onu demiyorum anacığım. Yani kumandanın pili bitmiştir. Niye bitsin canım? 2 sene oldu takalı. Pillerin ömrü kısadır babaanne. Ya yaradan işine karışılmaz ama pillerin ömrünü kısa tutacağına başkalarının ömrünü kısa tutsaymış ya. Ya Allah korusun be anacığım, ne biçim konuşuyorsun öyle? Duyacak şimdi. Duysun diye söylüyorum Aşma. Ya uğraşma kadınla Allah aşkına canım, akşam akşam. Siz de pilini doldurun, ben de kimseyle uğraşmayayım canım. Çarpacağım ha. Tamam tamam, sen merak etme babaanne. Ben onu şimdi Walkman'ın pilleriyle değiştiririm. Bana bak. O Hoki Polki'nin pillerini takınca sakın gavur kanallarını göstermesin. Sen merak etme babaannem, göstermez. Tamam canım, çok biliyorsun, tak o zaman. Bana bak, sana her pil için 25 kuruş vereceğim. Ne? 25 kuruş mu? Bak ne söylüyor Selvi, 25 kuruş diye bir para kalmadı ki babaanne. Tamam be, ne anlaş lan? 25 bin diyecektim. Allah Allah. Babaanne, o 25 bin var ya, acaba 125 bin olmasın? Aşmat, sakın bu çocuğu Sabancılardan biri kapımıza bırakmasın bu bebek. Belgesel başladı. Filleri gösteriyorlar. Buyursunlar. Örtü güzel mi? O ne be? Seni televizyonda örtü ördüm. Selvi, bu kadına söyle, 66 ekran uzaktan kumandalı televizyonumun öyle kepebezine ihtiyacı yok. Tek ihtiyacı pili, onu da tacı takıyor işte zaten. Çocuklar, hani geçen günü kabul gününe gitmiştim ya, orada kızlar örüyorlardı. Öyle hoşuma gitti ki, bana da öğrettiler, ben de ördüm. Aşmet, görüyorsun değil mi? 70'inden sonra azdı senin karın ha? Söyleyeyim, kendisini Hülya amca zannediyor. Al beni, ör beni diyerekten yarın öbür gün kliplere çıkarsa hiç şaşırmayın ha. Ya yapma Allah aşkına anne ya. Sen onu hala koru. Sünefer ne olacak? Çarpacağım ha. Yahu yaşını başını almış bir kadının genç kızların yanında işi ne yahu? Değil mi? Bugün örgü öğreten yarın kim bilir neler öğretmez. Ayrıca ben televizyonuma örtü örtü istemiyorum. Ay ne güzel örtü babaanne, nesi var? Evet babaanne, bak annem de ne güzel örmüş işte. Eline sağlık hanım. Ben örtü örtü istemiyorum. Ay tamam Sürahi Hanım, sus Allah aşkına. Ben de onu alırım, kızımı çeyizine korum. Rahatladınız mı efendim? Bak Aşmet, her şey bir yere kadar. Deminden beri sustum ama çocukların istikbalinle oynayan bu tığ canavarına artık bir şey söyleme zamanı geldi. Ne yaptı ki anacığım? Ya görmüyor musun ya? Önce iplikleri katletmeye başladı, şimdi de kızının başına çorap örüyor ya. Fena mı babaanneciğim, versene tacı şunu. Çeyizimde bir örtünün olmasının kime ne zararı var? Kızım sen şapşal mısın? Senin çeyizinde böyle bir bez parçası olursa nişanlın olan bakalasan bile almaz seni. Herhalde İmran Aykut gibi evde kalıp politikaya atılmaya karar verdin ha. Ne ilgisi var babaanne? Örtü gayet de güzel olmuş. Evet babaanne, bence de gayet güzel. İyi o zaman. Benim için de yarın çok güzel bir gün olacak. Babaannelerine karşı çıkmayı matah bir şey sayan iki şehir eşkıyasına harçlık vermekten kurtulacağım. Ne? Ciddi misin babaanne? Dedenizle evlenmeye karar verdiğim gün bile bu kadar ciddi olmamıştım. Babaannem bu sefer çok kızdı Taci. Anneler günü hediyesi için kuruş koklatmaz artık. Sen merak etme, ben sabahleyin erkenden kalkıp onu yumuşatırım. Tedavideki paralarından da istediğim kadar kopartırım. Yanlışlıkla anneme sarıldı günden beri, onu ilk defa böyle sinirli görüyorum. Sabaha kadar da geçmez siniri. Sen merak etme dedim, bana bırak. Ama anneler günü hediyesi almak için ondan para almaya çalıştığımızı anlarsa, bonbon parası bile vermez, haberin olsun. Anneler gününden haberi yok ki. İnşallah öyledir. Neyse, hadi ben yatıyorum, iyi geceler. İyi geceler. Işığı söndürmeyecek misin? Ya şu başımın belası, konuyu bitireyim ondan sonra.
yatar yatmaz kaşla göz arasında örtüyü kondurmuş televizyonumun üstüne. Ha. Bu şaklabanların beğendiği örtü sen misin? İnşallah televizyonuma mikrop ulaştırmamışsındır. Sana doyum olmaz örtü hazretleri. Orada rahat rahat uyu. Dur bakayım. Şunları da buraya koyalım. Burası. Tabii ya. Tamam. Şimdi iyi oldu. En azından örtü koyacak yer kalmadı. Günaydın babaannelerin en güzeli. Boşuna meleşme. Sokağa atacak 5 kuruşum yok. Aşk olsun babaanne. Şimdi senden para isteyen oldu mu? Bu sadece masum bir günaydın öpücüğüydü. Nedense senin her masum öpücüğünden sonra benim kefen param biraz daha eksiliyor. Günaydın babaanneciğim. Benim hiçbir art niyeti olmayan öpücüğüme ne diyeceksin? Para hırsıyla salgılanan tükürüğü nerede olsa tanırım ben be. Hadi şaklabanlık yapacağız da benim komanda aletini bul bakayım. Hadi nerede ya? Burada bir yerde olacak ama. Ben hep buraya bırakıyorum. Nerede bu? İşte burada babaanne. Al buyur. Hep atasınız bunlar ortaya be. Babaanne, hatırlar mısın? Hani sen eskiden torunlarına sabahleyin bir şeyler verirdin. Ben hasta ve yaşlı bir kadınım evladım. Dün annenizin ördüğü örtüyü bile hatırlamıyorum. Aşk olsun babaanne, annemin örtüsünü ördük diye bize para vermiyorsun. Hafta sonunda bizim de arkadaşlarla bir yere gidip hamburger yiyip kola içmeye hakkımız yok mu babaanne? Adırdan be, utanmıyorsunuz değil mi? Evin de ne güzel ayran dururken gidip elin arabının kolasını içiyorsunuz. Kola Arapların değil, Amerikalıların babaanne. Daha beter ya. Amerikalılar alıştırmış da sizi kola içmeye maymun gibi. Aman babaanne, bize para vermemek için çok sevdiğin kolayı bile kötülüyorsun. Sizin hamburger ve kola ihtiyacınız varsa benim de tansiyon ve kalp ilacına ihtiyacım var. Tamam babaanne, mesaj alınmıştır. Hadi Sabi, ben gidiyorum. Ama daha erken. Paramız olmadığına göre gideceğimiz yere yürüyerek gideceğiz demektir. Şimdiden yola çıksak iyi olur. Hadi yürü. Bakın ne diyeceğim. Diyorum ki o annenizin ördüğü örtülerden ceplerinize doldursanız da ya da canınız sinemaya gitmek isterse örtülerden birini gişeye vermeniz yeterli. Tamam. Allah'a ısmarladık babaanne. Allah'a ısmarladık babaanne. Durun be. Bakın ne diyeceğim. Ben sürahinin torunları öyle her yere yürüyerek gidiyor dedirttirmem. Babaannelerin en güzeli. Bir tanesin sen de. Tonum. Ne yaparım? Ne yaparmışım? Size çil çil bir yüzlük verirmişim. Alın. 50-50 kırışırsınız. Ne yapıyorsun babaanne ya? 50.000 liraya adama hamburgere baktırmazlar bile. Bir de beğenmiyor ya. Koskoca Merkez Bankası değer verip basmış. Üstüne bir sürü devlet büyüğü imzasını atmış ama haramini torunları beğenmiyor. Tamam babaanne, tamam ver. Hoşça kal babaanne. Emisyon hacmi daraldığı için piyasada para ihtiyacı baş gösterdi. Buna bağlı olarak... Gel de bunu bizim miras yediler anla. Bu parayla anca bir hediye alabiliriz Taç. Ya anneme ya babaanneme. İndirimi beklesek %50 indirim varmış. O zaman ikisine de alırız. Anneler yılı değil Taç, anneler günü. Bugün bitecek. Bir hediye alıp ikisine paylaştırsak. Kediyle fareye aynı hediye alınır mı? Birbirlerine girerler. Bu da doğru ya. Buldum. İkisine de hediye mi hediye almayalım. Düşüncesiz torunlar ve düşüncesiz evlatlar olalım. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Bence annemize hediye almalıyız. Peki ya babaanneme? Bugün anneler günü. Babaanneler günü değil ki. Babaanneme hediye almazsak o zaman görürsün gününü sen. Artık meteliksiz günler bizi bekler. Keşke bizi babamız doğursaydı. O zaman hiç böyle problemimiz olmazdı. Tacım sen de biliyorsun ki annem babaannemden daha anlayışlı. Annemin bir yanağından sen bir yanağından ben öperim. O mutlu olur. Ama babaannem hediye almazsak bizi eve sokmaz. Vallahi haklısın. Ne yapalım? O zaman anneme de birkaç gün sonra ufak bir hediye alırız.
Aa bak şurada ucuz kazaklar satan bir dükkan var. Gel oraya bak. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Hadi baba 4-0 hadi. Bir kere ben atayım bir tacı seni. Aa bırak şimdi. Nasıl gidiyor tabla? Ha, babam bu işi unutmuş babaanne. Yalan değil. Tabii canım. Al bakalım. Artık gençler biliyor bu işi. Bak tamam, açığa bak şimdi açığa. Hoba şunu alıyorsun baba. Hadi baba at bir tane be. İçeride. Ne o anne? Televizyon seyretmiyor musun? Tamam ne seyredeceğim canım. Bu uzaktan kumandayı Taci'yi eline aldığı günden beri daha beter yahu. Niye babaanne gayet iyi çalışıyordu ya? Hadi canım ben kumandayla böyle sırtımı kaşıdığımda daha önce kuluşlarıma kadar gidiyordu elim. Şimdi böyle burada kalıyor. Kireçlenmiştir anacığım, kireçlenmiştir. Canım diye kireçlensin, daha pilini yeni taktırdı ya. Pil değil anacığım, kolların kireçlenmiştir. Hadi oradan be, resmen bozuk. Çalışmıyor. Ya, tamam oğlum, tamam. Sen galip. Aldırma anacığım, aldırma. Sen istediğin zaman kanalları değiştirebiliyorsun ya, ona bak sen. Orası doğru canım. Bu zapik midir nedir ondan yapıp istemediğim kanalları değiştirebiliyorum. Ben. Çocuklar yemekler hazır ama bir pilav yapacağım, o da neredeyse olur. Evet. Bir de istemediğim görüntüleri değiştirebilen bir alet çıkarsalar ya şu Japonlar. Anam. Bırak pilavı milavı şimdi. Hayır gel ama. Şöyle kalk otur bakayım şöyle gel. Oturdum ne olacak? Evet. Şu anda kadromuz tamam olduğuna göre törene başlayabiliriz. Ne o yine biri mi öldü? Ne töreni ya Allah aşkına? Değil anacığım değil. Bugün senin günün, sevinmen lazım. Aa benim günüm mü? Tabii. Ya sen bu kadınla beraber olduğun sürece nasıl sevinebilirim ben ya? Anacığım bugün anneler günü. Ha? Anneler günü mü? Evet anacığım. Oğlum ver bakayım şu benim hediyemi. Ha? Buyur. Bu da senin hediyen. Aa! Bir de bana hediye almış yahu. Anacığım Zehra ile beraber aldık. Şimdi herkese tek tek teşekkür ederek teşekkür sarfiyatı yapmayalım değil mi? Teşekkür ederim Haşmet'im. Oğlum. Kuzum benim kuzum. Demek bana hediye aldın he. Ay kıyamam ben. Babaanneciğim bizim de sana küçük bir hediyemiz var. Aa sizde mi? Evet babaannem çam sakızı çoban armağanı. Anneler günün kutlu olsun. Aa. Öpeyim. Vallahi ağlayacağım neredeyse. Ne gerek vardı ya? Ah Selvim benim. İnşallah senin evlatların da sana böyle güzel hediyeler alır. Öpeyim babaannem. Ah canım benim. Ama senin anneler günü hiçbir zaman olmayacak Taci. Niye bu? Sen böyle babalar günü denen o uyduruk günden idare edersin. Dur bak hepsine çok güzel canım. Dur önce oğlumunkini açalım böyle. Bakalım bana aldığınız hediyeler, bu kadına aldığınız hediyelerden daha mı güzel? Aman da ne güzel bir elbise bu yahu. Anneme hediye alamadık babaanne. Alamadınız mı? Alamadık çünkü senin verdiğin parayla ancak birinize hediye alabildik. Gördün mü Haşmet? Torun diye ben böylelerine derim işte. Ah yavrularım benim. Ah. Aldırma hanım. Çocuklar da haklı bir yerde. Paraları ancak o kadarına yetmiş. Niçin aldırayım? Evlatlarımın varlığı benim için en büyük hediye. Alamadınız mı? Alamadık babaanne. Kulaklarıma inanamıyorum ya. Doğru mu söylüyorsunuz? Doğruyu söylüyoruz babaanne. Elbise bir harika çocuklar. Babaanne. He. Hediyeni unuttun. Unutmadım. Bıraktım. Evde ne işe yaradığı belli olmasa da bir anne daha var. Ben hasta ve yaşlı bir kadınım. Öyle bana bir hediye yeter. Eğer bana aldığınız hediye buna da uyuyorsa ona verin canım. Hadi iyi geceler ben yapıyorum. Bazen çok kızıyorum ama
Aşkınan anneciğinin altın gibi bir kalbi var. Haşmet! Söyle bu kadına, hediyemi ona bıraktım diye sevinmesin. Sütün sana yüzüne vururum artık. İnce ince